birilerinin evlerine gidelim dedik. Gidelim uzaktan da olsa, acaba bu koronavirüs döneminde yeni normale onlar alışmaya başladılar mı? Ne oluyor, nasıl geçiyor vesaire diye. İlk konu Serdar Ortaç. Bakalım Serdar Ortaç neler yapıyor? Merhaba, ben Tuğba. Bal çiçekleri Doktor Can Kurtaran programında bundan böyle her bölüm ünlü bir isimle. İçinde bulunduğumuz korona sürecinde konuştuğumuz e-sohbetlerin olduğu Tuğba Keskin'le sorana da bugünkü konuğum Serdar Ortaç. Merhaba Serdar'cığım, nasılsın? İyiyim Tuğba'cığım, çok teşekkür ederim. İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Karantinada neredesin? Evdeyim karantinada. Her şey aynı. Peki, bu karantina süresince neler yapıyorsun? Aşağıda stüdyom var, stüdyoya iniyorum. Yeni şarkılar yapıyorum. 15-20 tane şarkı biriktirdim. Onlarla uğraşıyorum. Sabah kahvaltımı hazırlıyorum kendi başıma. Yalnızlık iyi geliyor aslında. Yani ruhumu dinlendirdim. Enerji topladım. Yaza güzel konserler için beklemedeyim. Peki, pandemiyi kabullenme süreci nasıl oldu? Pandemiye ilk başta kimse inanmadı böyle bir şey olabileceğine. Ama sonra idrak ettik yavaş yavaş. Başta ben de çok ciddi olduğunu düşünmüyordum. Ama artık eminim ki çok ciddi. Nasıl nereden geldiğini, nasıl böyle bir şey başımıza geldiğini bilemiyorum. Ama 100 sene önce oldu, 200 sene önce oldu. Şimdi bir 100 daha geçti oldu. Demek ki oluyormuş. Peki, hiç düşündün mü? Karantina bittikten sonra ne yapacaksın? Bu karantina biter bitmez bisikletime atlayacağım. Ortaköy'den Sarıyer'e kadar 20-30 kilometre bisiklet süreceğim. Temmuz'da biterse mesela, yaza yetişirsek, bir sürü konserim birikti. Çeşme'de, Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'da, her yerde, Kıbrıs'ta kaç tane otel konserim birikti. Onları bitireceğim. Şarkı söyleyeceğim, çok özledim. Peki, karantina süresince insanlara ne yapmalarını önerirsin? Bu pandemide insanlara ne yapmayı öneririm? Tabii ki spor. Spordan başka bir şey ne olabilir? Bol bol kitap okur. Zaten film seyrediyorlar sabahlara kadar. Mesela müzik aleti çalmayı öğrensinler, yeni bir şeyler. Çünkü enstrüman çalmak çok önemli bir şey. Onu yapabilirler. Pandemiden sonra nelerin değişeceğini düşünüyorsun? Bu olaydan sonra, bu süreçten sonra neler değişecek? İnsan hayatında, pek bir şey değişmez. Unutur herkes. Eski hayatına devam eder. Peki Serdar'cığım, pandemi süreci sana ne öğretti? Üzerine düşündüğün şeyler neler oldu? Zaten birçok şeyin farkındaydım ama tabii bir kere daha aklımıza getirdi. Para pul hiçbir işe yaramaz. Onu öğrendik. Yani ayakkabın olsa dedim, hani nereye giyeceksin, kime göstereceksin? Yeni bir tişört almak istiyor musun? Alacaksın evde kendin, aynada mı? Kendini mi seyredeceksin? Bunlar hiçbir şeye yaramıyor. Yani uçağın olsa nereye uçacaksın şimdi? Bütün sınırlar kapalı. Bunları idrak ettik ama çabuk unuturuz diye düşünüyorum. Gene normal hayata dönünce her şeyi unutur insan. Peki, biraz da pandemi dışına çıkmak istiyorum. 15 yaşındaki halinle konuşabiliyor olsaydın bana neler söylerdin? 15 yaşındaki halime hiçbir şey önermezdim. 25 yaşındaki halime önerebilirim. Har vurup harman savurma, hep bir kumbaran olsun. Cebinden hep o kumbaraya bir miktar para ayır, para biriktir. Miktarı önemli değil yani. Ha bir, ha bin, ha iki bin. Ne bulursan kumbaraya sakla. Bunu öneririm. Sağlığına çok dikkat et. Tabii ki genç olacaksın. Tabii çok çılgınlıklar yapacaksın. Yap ama dozajında yap. Bünyeni yorma. Aşık olduğun anda git ve evlen. Bunları öneririm. Peki Serdar'cığım, evinin sağlık elçisi sen misin? Evde tek başımayım, o yüzden sağlık elçisi de benim.
mutluluk elçisi de benim. Enerji bakanı da benim evde. O yüzden evet, evin sağlık elçisi benim. Serdar'cığım, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Seninle konuşmak her zaman büyük keyif. Seni çok seviyoruz ve sağlıklı günler diliyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum Tuğba. Seni seviyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili Balçiçek ve Özlem, bugünkü konuğum Serdar Taş'la olan keyifli sohbetim bu kadardı. Stüdyoya sevgilerimi gönderiyorum. İyi yayınlar.